Pusula Çağlayan takipçileri, merhaba. Bugün Çılgın Parti'mize yine hoş geldiniz diyorum. Değerli takipçilerim için özel bir lezzet hazırlıyoruz bugün. Bugün ne yapıyoruz? Hepinizin çok seveceği otlu börekler yapacağız tavamızda, değerli takipçilerim. Bunun için Karadeniz fırını varsa çevrenizde, onların hamuru daha güzel oluyor. Hazır ekmek hamurundan alıyorsunuz. Mayalanmış hazır ekmek hamurundan alıyorsunuz. Böyle küçük yumaklar yapıyorsunuz kendinize. Şöyle halk arasında şu kısmını gördüğünüz zaman, sadece şu yaprak kısmı Arap saçı, köküyle beraber olduğu zaman bu rezene diye geçiyor. Normalde ekiliyor veya doğada hazır çıkmış oluyor bunlar. Ben ekilmiş olanından denk getirdim değerli takipçilerim. Bu yapraklarından bu şekilde küçük küçük doğrayacağız. Böyle bütün gördüğünüzde Pinokyo da diyebilirler halk arasında. Böyle ince pırasalardan seçtim ben. Pırasalardan da doğradım. Biraz da lor doğradım içine değerli takipçilerim. Şöyle sucuk ve sosislerden de karışım küçük bir iç hazırladım. Şimdi bunlarla beraber tavamızı kısık ateşte koyuyoruz. Burada yumaklarımızın içini hazırladıktan sonra da tavamızın zeminine biraz tereyağı sürerek malzemelerimizi pişireceğiz. Değerli takipçilerim, şimdi bu küçük bezelerimizi böyle onunla biraz şey yaparak, merdanemize yapışmasın diye, bu hamurumuzu biraz açacağız içini yerleştirebilmemiz için. Unlamadığınız zaman merdanenize yapışıyor hamur. O yüzden ekmek hamurları biraz normal hamura göre cıvıktır. Şöyle böreğinizin büyüklüğünü de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Birazcık genişleteceğiz değerli takipçilerim. Böyle hamurumuzu genişlettikten sonra şöyle hazırlamış olduğumuz bu rezene, Arap saçlı, böyle pırasalı içimizden içine yeteri miktarda koyarak, değerli takipçilerim, şöyle biraz yaydıralım ki inceltmiş olalım şeyi. Sonra bu hamurumuzu güzelce böyle yapıştıracağız. Isıtmış olduğumuz tavamızın dibine şöyle yapışmasın diye yine birazcık hafiften tereyağı sürersek güzel olur. Tereyağı biliyorsunuz videolarımızın olmazsa olmazı. Sonra böreğimizi içine güzelce yerleştireceğiz. Değerli takipçilerim. Hemen bir tane daha bezemizden alıp şöyle bir beze daha açalım. Biraz daha yayalım bunları. Çok pratik. Evde hemen pratik bir yemeğe dönüştürebilirsiniz. Vakit kısıtlıysa hazır hamuru alıp böyle evinizde, daha önce de hazır hamurdan değişik yiyecekler ürettik. Videolarımızda bunları gördünüz. Lahmacun, pide, sokak gevreği gibi. Bu hazır hamur o yüzden çok avantajlı oluyor. Çevrenizdeki fırınlardan elde edebileceksiniz. Dediğim gibi Karadeniz fırını varsa Trabzon ekmeği üreten, bu fırınların hamurları biraz kepekli de olduğu için daha çok tabii işimize geliyor, daha sağlıklı geliyor.
Evet. Dar takipçilerim. Bu seferkinde hemen şöyle biraz sucuk ve sosis karışımından bir iç hazırlayalım yine burada. Daha değişik işler de kendiniz hazırlayabilirsiniz sevdiğiniz malzemelerden. Salam koyabilirsiniz. Kuşbaşı et koyabilirsiniz. Kıyma koyabilirsiniz değerli takipçilerim. Bu böreğimizi de hemen güzelce kapatıyoruz. Kapattıktan sonra değerli takipçilerim. Bunu da yağlamış olduğumuz tavamıza hemen koyuyoruz. Ateşi çok harlamadığınız zaman yanmadan yavaş yavaş güzelce pişer. Fazla har ateş yaparsanız tabi dumanlanır biraz, yanabilir. O yüzden ateşi çok tadında ayarlayın. Hemen ocak üstünde yapabileceğiniz pratik bir börek. Değerli pusula çağlayan takipçilerimden özel yine bugün menümüz. Otlu börek ve içli yine salamlı sucuklu börek çeşidi üretiyoruz. Dediğimiz gibi ıspanak kullanabilirsiniz. Ben bugün Arap saçı ve pırasa, biraz da lor koyarak bir iç hazırladım. Bugünkü menümüzü bu şekilde yapıyorum. Arap saçı güzel olur, sağlıklı olur. Vücudunuza sakinlik verir. Vücudunuzdaki toksitleri atmak için size yardımcı olur. Dolayısıyla çok sevmeseniz bile zaman zaman Arap saçını böyle öğünlerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Sağlık açısından önemli. Ama ben Arap saçını yiyemiyorum kokusundan vesaire gibi bir şey varsa o zaman ıspanak, pırasa yine kullanabilirsiniz. Konya yöresine ait bir börek usulü bu aslında. Ben kendim Konyalı olduğum için tabii bizim Anadolu yöresinde bu tür börekler daha çok yapılır. Pratik öğünleri kurtarır. Ama bu muhteşem lezzetleri tabii deneyip tadın. İlk defa tadacaksanız muhakkak yapın. Çok keyif alacağınız lezzetler bunlar değerli takipçilerim. Mayalı hamurumuz olduğu için de ekmek hamurumuz pişerken de biraz kabarmış oluyor böreklerimiz. Fazla kızartma yapmadığımız için değerli takipçilerim midenizde rahatsızlık yaratmaz bu börek yapısı. Biz bunun üzerine tereyağını lezzet için sürüyoruz. Sürmeseniz de olur. Hafiften koklatsanız bile tereyağı lezzeti tabii ki daha güzel lezzet aroması bırakıyor ağzınızda. Gördüğünüz gibi harika bir şahane tavada otlu böreklerimiz oldu. Yani takipçilerim.
Evet, bu güzel tavada yapmış olduğumuz otlu böreklerimizden yine sizin için küçük bir tadım gerçekleştirelim değerli takipçilerim. Kaşar peyniri kullanabilirsiniz, otlu peynir kullanabilirsiniz, tulum peyniri kullanabilirsiniz. Muhteşem değerli takipçilerim. Köy usulü tavada pratik otlu börek yaptık. Tereyağı ile beraber, malzemelerin lezzetiyle beraber muhteşem bir aroma. Muhteşem bir lezzet. Pusula Çağlayan takipçiler olarak abone olun. Abone olması için çevrenize öneride bulunun. Yeni lezzetlerde, soslarda ve pratik çözüm uygulamalarında buluşmak dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, lezzetli günlerde kalın. Hoşça kalın.